Önce süreci anlatalım. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hem güz kararnamesi hem de yaz kararnamesi çıkarıyor. İşte o kararnamelerden ilki bugün açıklandı. 20 ismin görev yeri değiştirdi ki aralarında Ergenekon, Balyoz gibi davalara bakan son derece önemli olan İstanbul'un da değişti. Hemen okuyalım, başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Onun yerine Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hadi Salihoğlu atandı. Yine İstanbul'dan devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan, hatırlanacağı gibi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 3. Dairesi tarafından hakkında inceleme kararı çıkmıştı, ancak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ o isimle ilgili izin vermeyeceğini söylemişti. 25 Aralık operasyonu yürüten savcı Muammer Akkaş'ın elindeki dosyayı alan isim olarak kamuoyuna yansımıştı. Onun yeni görev yeri de eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz gibi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği oldu. Listeden devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ercan Şafak, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Güngör, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı. Yine Cihan Kansız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, atandığı bölge Sakarya Cumhuriyet Savcılığı oldu. Ali Haydar, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına atandı. Yine İstanbul'dan devam edelim. Fikret Seçen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliydi. Yeni görev yeri Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı oldu. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Akif Özgün, Adalar Cumhuriyet Savcılığına atandı. Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman, Mersin Cumhuriyet Savcılığına atanan isim. Yine Van Hakimi Hatıran Alper, Malatya Hakimliğine atanan isim. Ve Savcı Muammer Akkaş, son günlerde ismi son derece gündemdeydi. Özellikle 25 Aralık operasyonu ile ilgili gündeme gelmişti. Hakkındaki iddia, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından inceleme başlatılması istenmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bu isme izin vereceğini söylemişti. Hakkındaki iddia ise soruşturmayı üstlerine haber vermemek, basına bilgi sızdırmakla suçlanmıştı Muammer Akkaş. Onun yeni görev yeri de Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı oldu. Turan Çolakka'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Onun yerine Bakırköy Cumhuriyet Savcısı olan Hadi Salihoğlu geldi. Yine dikkat çeken isimler, dediğim gibi özellikle Ergenekon ve Balyoz davaları gibi İstanbul'da görülen davalarda son derece gündemde olan isimlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Gebze Cumhuriyet Savcılığına atandı. Muammer Akkaş, Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına atandı. Ve yine Ercan Şafak, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına atandı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun atamalara ilişkin listesi 20 kişilik bir isimden oluşuyor ve HSYK'nın internet sitesinde de duyuruldu diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.